Herkese Olcu Meydan'dan merhabalar. Can, selam. Merhaba, nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Adettendir soruyorum ama. Nasıl? İyi. Pek oldu. keyfimiz Geçmiş. yok. Evet, pek keyfimiz yok. Berabere kaldık maalesef. Evet, bir puan kaybı söz konusu Kadıköy'de. Evet. Ne evet. düşünüyorsun bu konu hakkında? Valla aslında maça iyi başladık bence. Ee, çok da pozisyon ürettik. Hatta golden önce de iki tane net pozisyonumuz var. Ee, birinin tad için kafayla... ...atamadı. Diğeri Ceko'nun pozisyonu. Sonra gol geldi zaten. Golden sonra da yakaladığımız pozisyonlar var. Ama işte oyunu... ...koparamayınca geçmişte... ...geçmiş maçlarda aslında çok net koparıyorduk oyunu. O zaman da rahat bir şekilde... ...ya devreye giriyorduk... ...ya maçı bitiriyorduk bir şekilde. Ama bu maç beklediğimiz gibi olmadı. Hatta devre arasında da arkadaşlarla konuşurken... ...hani koparamadık maçı... ...yani kötü oldu gibilerinden konuştuk. Böyle sanki içimize doğmuş gibi. Eee... Yani ikinci devre geldiğinde e, işte bu yani beni en çok üzen konu aslında Fred'in sakatlığı oldu. E, beraberlikten daha çok e, Fred'in sakatlığına üzüldüm ve bugün de aldığımız haberle işte bir yırtık olduğu haberini aldık. o yani onunda bir yırtık var. Evet, yani ne kadar olacağını açıkçası bilmiyorum ama 4-6 hafta deniyor. Daha fazla diyen var, daha az diyen var ama sonuçta belli bir süre olmayacak. Yeri gelmişken sorayım o zaman soracaktım sana. Onun yerine kimi düşünüyorsun şu anda? Ya vallahi Kurunc olabilir. Ferdi Diyan var. Ya yani her görüşe saygım var. İrfan olabilir. Aslında çok alternatif var orada. Lincoln. Lincoln de olabilir. O sakat, uzun bir sakatlıktan yeni çıktı. O yüzden bilmiyorum hoca onu orada değerlendirir mi? Kupa maçında oynattı biliyorsun. Bence sol bekte iyi bir performans gösterdi. Evet. Çok da güzel bir gol attı. Ama Maç eksiğinden dolayı belki hani bu zorlu periyotta çünkü zor maçlar geliyor. Fikstürde de zorlaşıyor. İşte şimdi Başakşehir. Başakşehir var. Sonrasında günü. Ankara gücü var. Sonrasında Antalya var. Antalya'da çok zorlu bir deplasman. Sergen Hoca evet. geldikten sonra özellikle daha da bir form yakaladılar. iyi takımlar. Yani oralarda Lincoln riskine girer mi açıkçası hoca bilmiyorum ama elinde alternatif var. Transfer dönemi de açık. Bilmiyorum transfer düşünülür mü düşünmez mi? Şu an çağlar konuşuluyor. E, Sercan Hamzoğlu en son gelmeden bir baktım yazmış. Sona gelindi diye, anlaşmaya yakın diye. E, bilmiyorum, Çağlar'da tabii iyi olur. Yerli rotasyonda özellikle. E, orada yabancıya yer açılır. İşte Mert Müldür aslında e, şapkadan bir tavşan oldu bence. E, i̇şte Cengiz'in e, bir form tutması var. İrfan Can Kahveci'nin sezon başında aslında e, beklentilerin aksine çok üstünde bir performans sergilemesi var. Yani yerli rotasyonumuz baktığın zaman bence çok iyi. E, gayet tamam. iyi e, işte İsmail var e, o anlamda elimiz güçlü ama e, şu maçtaki puan kaybı tabii hani moralleri çok düşürdü ya yani benim de moralim bozuk durumda ama e, sonuçta nasıl ki Gaziantep e, 81. dakikada attığımız golle şampiyon olmadıysak o havaya girmemiz belki yanlıştı yani ben girmedim kendi adım ama camiada öyle bir hava estirildi maalesef. Ee, böyle bir şampiyonluk şarkıları söylendi ee, ama bu maçta da kalınan beraberlikle şampiyonluk kaçmış değil bana göre kesinlikle hala lideriz hala elimizde her şey ha, bir avantajı tepmiş olduk maalesef ama e, her şeyde baktığın zaman yine bizim elimizde yani bunu düzeltmek de. Bir de Şimdi... bugün taraftar olmamak lazım değil mi? Ya yani arada eleştiri yapmak ya lazım Fenerbahçe ama aslında Fenerbahçe taraftarı, iyi gün taraftarı Asad asla değil, değil. Çok zor evet. günler gördü bu taraftar. Çok da e, kurşunlanma olsun, 3 Temmuz olsun, son saniye şampiyonlukların kaçması olsun. O anlamda Fenerbahçe taraftarı bu zorluklara alışık ama e, bu zorluklar da maalesef bizi biraz kırılgan yaptı seneler içinde. E, bu kırılganlık aslında bu takım bence kırılgan bir takım değil. E, çok tecrübeli oyunculardan, çok karakterli oyunculardan oluşan bir takım. O nedenle ben bu zorluğu da aşacağımıza inanıyorum yani bir beraberlikle çöküş dönemine hani böyle bir hava estiriliyor medyada bugün özellikle baktım. YouTube kanallarına da baktım. Hani Galatasaray 5 attı işte Fenerbahçe berabere kaldı. Yok Başakşehir geçen seneki gibi Giresun maçını falan örnek veriyorlar. Bence hiç onunla alakası yok. Fenerbahçe bu sene çok kaliteli bir kadroya sahip. Düştüğü yerden de kalkmasını bilir. iç sahada kaybedilen 7 puan Tabii biraz düşündürücü. Yani burada iç sahada Trabzon'a kaybettik. Galatasaray'la berabere kaldık. Bir de Şimdi bu maç, Samsun Spor maçı. E, Trabzon maçında bana göre e, orada bir hakem faciası oldu. Özellikle maç 1-0 iken verilmeyen bir penaltı 45 artı 1'de e, devreye 1-1 belki girebilecekken ikinci devre bir çıkıyorsun, 2-3 dakikada iki tane daha yiyorsun, 3-0'a geliyor maç. E, onun dışında Galatasaray maçında zaten iki takım da çok iyi oynamadı. Ona bir şey demiyorum. Orada hakemlikte de bir şey yok. Ya, bu maçta da e, ben biraz bunun faturasını e, nasıl... İyi günde güzel yaptığı şeylerde övüyorsak Hocamızı. İsmail Hoca'ya maalesef evet. biraz daha orada farklı davranabilirdi oyuncu Kesinlikle. değişikliklerinde özellikle. İsterse ona girelim. Evet yani 70. dakikada 3 tane oyuncu değiştirdi hocamız. Değişikliklerden sonra takım aslında Değil geriye gitti. Ve gol gereken zamanda. Evet yani Tadit çıktı, İrfancan Can Kahveci çıktı bir de Ceko çıktı. Baktığın zaman oyunu karşı tarafa yıktığımızı düşünürsen, işte gole ihtiyacımız var, psikolojik olarak da Samsun Spor geriye çekilmiş durumda. Ee, biraz daha topu ayağında tutabilen, e, işte ne bileyim daha böyle oyuna yön veren oyuncular sahada durması gerekirken aslında biraz daha koş koş oyuncuları oyuna soktu hocamız. Bana göre orada bir e, hata yaptığını düşünüyorum açıkçası. Tabii hocanın kafasında farklı şeyler olabilir ama e, ben dışarıdan gördüğüm bir taraftar olarak yorumlayabiliyorum sadece bunu. Ee, Şimanski Emre Mor değişikliği hele. Ee, orada hiç onu çözemedim. Çünkü ben Şimanski de, ben de çözemedim e, her yani şapkadan tavşan çıkarabilecek bir oyuncu yani olmayacak şeyi oldurabilen bir oyuncu geriye yardım ediyor. Ayağına çok hakim, top ayağına çok yakışıyor. Uzaktan şutu var. Ee, ne bileyim ara pasları var. Hani topu o tarafa yıkmışken oyunu e, Şimanski'nin çıkmasını da anlayamadım. Ya yani Antep'te e, daha çok risk alan İsmail Hoca her ne hikmetse e, bu maçta daha az risk aldı. E, çift forvete dönmüştü orada ve 81. dakikada golü bulmuştuk. Bana göre de doğruyu da yapmıştı. Ha, biraz daha e, olay Rus suretine dönmüştü Antep'te. Gol de yiyebilirdik ama sonuçta Fenerbahçe'sin 3 puan için çıkıyorsun her maça. O riski alırsın. Zaten futbolcular ee... da şaşırdı. Sana söyledim ya. Kazı evet. Pazı kim takacak falan. Böyle hepsi birbirine baktı. Ya daha doğrusu şöyle bakmak derken önce Ceko o Tadic'e verdi. Tadic çıktığını fark etti. O en son Ferdi'de kaldı. Evet. Tabii sen stoptaydın. Ben o kadar fark edemedim tabii o an ama. Ben... E, evet, yani sonradan televizyonda gördüm ben de dediğin doğru. E, ya lider oyuncuları orada çıkarmak hataydı bana göre. E, ama tabii hocanın kafasında farklı şeyler vardır. Onu bilemem. E, ama baktığın zaman puan kaybı oldu. Eğer gol olsaydı, gol atsaydık son dakikada Kurun içinki girseydi ya da Ferdi'ninki girseydi ya da Batshuayi işte 70'te oyuna girer girmez bir şaprazdan bir vuruşu vardı o girseydi belki bugün bambaşka şeyler konuşuyorduk. İyi ki değiştirmiş diyorduk. Ama e, işte skor gelmeyince maalesef tabii e, bazı sorunlarda su yüzüne çıkmak durumunda kalıyor. Şimdi 70. dakika ile 88. dakika arası dedim ya biraz önce Bas eee çaprazdan vurduğu top girer girmez. E, bir tane pozisyon. Sonra 87-88'e kadar hiç Fenerbahçe neredeyse üretemedi. Bir tane Cengiz'in kafası var, cılız bir kafa. Arada Emre Mor'un da boşa salladığı... Evet, evet. evet. O, o da var. şey bir şey değildi. Çok net bir pozisyon değildi. Evet, yoktu. Ama baktığın zaman e, üretemeyen bir 18-19 dakikalık bir boşluk var. Sonra 2-3 pozisyon daha üst üste yakaladık. E, tabii rakibin de tamamen geriye çekilmesiyle. Bir de pozisyon verdik üstüne üstlük. Çok pas hatası yaptık. İsmail e, özellikle bir tane pozisyonda bir hata yaptı. Belki offside deniyor pozisyona. Tam ben tekrar televizyondan tekrarını izleyemedim. Offside diyen de var. Ama net bir pozisyondu. Faule ne diyorsun? <laughs> faul korkunç bir faul. Yani e, bütün e, programları izledim gece. Ya evet sen e, Trio'yu da izliyorsun. Trio'yu yani. izledim, Bünyamin Gezer'i izledim, Fırat Aydınus'u izledim. E, üçü de, üç ayrı yani programda. E, hiçbiri bunun faul olmadığını söyledi. Ama baktığın zaman tabii ki %100 skoru etkileyecek bir hata bu. Yani hiç affı yok. Sene başından beri çok defa da oldu. Bunu biraz sonra hakem konusuna girdiğimizde detaylı evet. anlatacağım zaten. Galatasaray'ın lehine olanları, bizim aleyhimize olanları anlatacağım ama e, oradan da o free kick'ten de e, aslında maçı çok iyi götüren Livakovic o golü de bana göre aslında yememeliydi. Orada da hatamız var onu da kabul edelim. E, ama baktığın zaman e, bize aslında hiç beklemediğimiz, hiç ummadığımız maalesef e, çok da avantaj yitirdiğimiz bir e, beraberlik yaşadık. Ama dediğim gibi ya buradan şimdi bizi hemen kırmaya çalışacaklar bizi. Klasik. Çünkü Başladılar hemen klasik. böyle kırılgan bir camianın kırılgan yapısı olduğunu herkes farkında. O zaman bir şeye daha geleyim. Bu arada e, bazen bana laf etmişler. E, laf bölüyorsun diye. Aslında monolog yapmıyoruz o yüzden ben de Tabii birlikte ki. konuşmaya çalışıyoruz. E, ben biraz bugün malum camianın e, normalde ebedi dostuz diye geçiniyorlar da ben ebedi dost olduğumuzu falan kesinlikle düşünmüyorum. Her bizimle ilgili kötü bir olay sonrası, Trabzon'daki kurşunlanmadan sonra seni sevmeyen Özsün yazıları falan filan hatırlatmaya gerek yok. Bizim camia biliyor zaten. Torera'nın fotoğrafını paylaşmışlar. Güzel bir yer, güzel bir yere diyor, şey yaptın. E, kurşunlanmadan sonra Abdurrahim Albayrak otobüs içinde poz vermişti. O, o oralarda Rize'de Trabzon o civarda. T-shirt ee, çıkarttılar. Evet, Seni yani bu şimdi Fred'in sakatlığı açıklandıktan 10-15 dakika sonra takribi, evet. yanılmıyorsam, böyle bir paylaşım yaptılar. Bana göre çok ahlaklı olan bir paylaşım değil, ee, yakışmıyor çünkü bir sakatlık üzerinden hani birbirine espri yapmak falan, bunlar yakışmıyor. Ama Galatasaray'ın, geçen hafta da burada anlattım ben. Ee, i̇letişimin başında bir arkadaş var. O arkadaş e, işte bazı programları da tehdit ediyor, İşte Voley gibi, Sports Digital gibi, Haber Global gibi. İşte en son Yusuf Kenan'a mesaj atmıştı Yusuf Kenan Çalı. Sonra Galatasaray e, toplantısında Beril Böke'yi tehdit etti. O yüzden o kişiden hani beklenecek şeyler bunlar. Çok yadırgamadım ama doğru mu dersen ben e, karşılık verilmemesi taraftarıyım. Bize yakışan e, o seviyeye Ben asla düşünmüyorum. O seviye Fenerbahçe, bizim seviyemiz evet, değil asla yani. Asla değil. O yüzden iyi ki de Fenerbahçeliyim yani ben şahsen öyle düşünüyorum. E tribünler hakkında biraz sen maça gittin ben uzun ya yani bu sene bir tek Trabzon maçına gittim. Sen maçlara giderim de bu sene gidemiyorum pek. Sen ne düşünüyorsun? Ya maç aslında tribünler çok güzeldi. Gündüz maçı çok da güzel bir atmosfer vardı Kadıköy'de. Tribünler full doluydu. Bir tane bile boş koltuk yoktu. E golden sonra da bayağı coşkulu bir taraftar vardı ama sonra e, tabi gol yiyince taraftar da maalesef e, istediğimiz seviyede değildi. E, takımı canlandıran bir taraftar değildi. Daha çok bu sene takım taraftarı canlandırıyor. Takımın oynadığı oyun, attığı goller, gol sayısı, gole dedi. Ee, taraftarı da aslında güç veriyor. Ee, geçtiğimiz senelere göre daha iyi bir Fenerbahçe taraftarı görüyorum. Ama istenilen seviye Kesinlikle Kadıköy'deki seviye istenilen seviye değil. Çok taraftar mühendisi de yapmak istemiyorum. Haddim de değil. Çok e, Bu konuda büyüklerim de var, çok da emek veriyorlar. Kardeşlerim de var, çok da emek veriyorlar. Deplasmanlar çok iyi bu sene zaten. Deplasman her zaman Fenerbahçe'nin tribünü, taraftarı çok güzel. Ama Kadıköy'de e, bu stat yapıldıktan sonra, büyüdükten sonra tabii o eski şey kalmadı. Ama baktığın zaman, İnönü'ye baktığın zaman da o eski. işte Galatasaray da Ali Sami Yen'de de zaten onların çok şeyi böyle bana göre çok iyi değillerdi ama e, onlarda da kalmadı. Ya bizde de işte e, maraton tribününde e, bir grup var üst tarafta. Onlar ciddi emek veriyorlar. Kale arkasında genç Fenerbahçeliler var. Diğer kale arkasında başka arkadaşlar var. Ya Ellerinden geleni yaptıklarına inanıyorum ama tabii işte o stres, baskı, belki istenen skorun gelmemesi, belki oyunu koparamama e, herkese sirayet ediyor. O anlamda da e, maalesef belki istenilen seviyede kalmadı. Daha ateşleyebilir de taraftar ama bu maçın faturasını da taraftarı asla kesmek e, doğru gelmiyor bana. Yani burada e, özellikle bir hakem faktörü var. E, bir de bizim e, girdiğimiz pozisyonları gole çevirememe faktörü var bir de hocamızın maalesef belki evet bana olsun. göre diyeyim yanlış tercihleri evet. var. Bana ee, göre de öyle. ama baktığın zaman biz biz bak kötü oynamadık. Yine kötü oynamadık. 2.76 gol beklentisi var. Ee, karşı tarafın gol beklentisi 0.27. Yani 0.27'den onlar bir gol çıkardı. Biz 2.76'dan bir gol çıkardık. Çok ciddi pozisyonlar kaçtı. Ee, kötü oynamadık ama işte skor gelmeyince maalesef çok şey farklı konuşuluyor her şey. Ben de farklı konuşuyorum tabii ki yani. Ee, işte, bir de şampiyonluğa giden yolda hani Kadıköy'de galibiyet istiyoruz hepimiz. Ya Herhalde tabii, şimdi, o yüzden de yani birazcık da. Galiba 11 11 maç oldu Kadıköy'de. Ee, 3 maçta puan kaybı oldu. Yani bu aslında çok e, alışıla gelmiş bir durum olmaması lazım. Yani bunun çok kabul edilebilir bir durum olmaması lazım. Şöyle e, zaten toplam 4 maçta puan kaybettik biz. E, bir de Adana Demirspor deplasmanında puan kaybettik. Diğer 3 maç e, hep evimizde olduğu için bu tabii hani aslında bizim Kadıköy her zaman kalemiz olması lazım. Yani orada mesela bakıyorsun rakibine 10'da 10 yapmış. Sen 11'de 8 yapmış oldun. Ya yani telafisi var dediğim gibi kaybedilmiş hiçbir şey yok ama baktığın zaman bu puan kaybı tabii belli avantajların itirilmesine neden oldu. Çünkü saat 4 itibariyle herkesin beklentisi Fenerbahçe'nin Samsunspor'u ezip geçeceği Galatasaray Trabzon maçında da ee, hani büyük maç diye her şeyin olabilir. Ben öyle beklemiyordum açıkçası. Zaten Trabzonspor'un kadrosunu gördükten sonra PAF takım gibi kadroyla çıktıkları için ben Trabzon'dan çok bir şey beklemiyordum ama e, sonuçta hani Trabzon deplasmanı. Taraftar belki seyirci falan ama baktığın zaman de seyirci, beş beklemiyordum seyirci açıkçası. bile mutlu olmuş gibiydi yani. O, o zaten değişik yani. hani Çok ona girmek de hiç bilmiyorum istemiyorum. Yani o maçla ilgili konuşmak. Ben e, şimdi Ahmet Ercan'ları da bağlayacağız. Eee ve onunla birlikte ben şeyleri konuşmak istiyorum birazcık. TFF'ye. Tamam. Ee, malum Mesela benim e, düşündüğüm Malum camianın açıklamaları her şeyde. Geçen hafta bir puan kayıplarında. Bir Ahmet Ercan'ları bağlayalım. Ee, sen istersen bir başla. <laughs> Başlayayım. Şimdi e, aslında Malum camia demişken e, oradan karşıdan açıklamalar gelmişti. Bu açıklamalarda bu hafta hemen yerini buldu açıkçası ee, işte Dursun Özbek önümüzü kesmeye çalışıyorlar dedi ama aynı Dursun Özbek e, kimin önünü kestiğini söylemedi ama lafa gelince de e, bizim başkanımız Ali Koç'a kimsenin şampiyon yapmayacak diye soruyordu e, senin kim önünü kesmeyecek o zaman sen onun bilgisini ver bize yok bilgi yok dün de ee, çok minnoş açıklamalar yapmış he, şimdi er, evet sarılmamız <laughs> lazım kucaklaşmamız <laughs> lazım falan ama aynı erden Timur bakıyorsun... E, bundan 5-6 gün önce... E, ne demişti? Bundan sonra farklı şekilde aksiyonlar alınacak. Bunun böyle bilmesi bilinmesi gerekir dedi. Gerekenler farklı yapılacak dedi. Şimdi Galatasaray... E, kötü gidince... E, hakemlere saldırıyor, federasyona saldırıyor, medyaya saldırıyor... Onu tehdit ediyor, bunu şey yapıyor... Ama işler iyi gidince onu kucaklayalım... Buna sarılalım, itidal çağrıları... Yani bunları aslında yememek lazım. Şimdi e, baktığın zaman son... Ee, işte Dursun Özbek'in ilk açıklamasını yaptığı günden itibaren 5 gün üstüne koyuyorsun. 3 kere açıklama yapmış sadece Dursun Özbek. E biri, yanında Erden Timur vardı, Metin Öztürk vardı. İşte ondan sonra e, Okan Buruk'un açıklamaları geldi. Hep baktığın zaman hakemleri baskı altına alıp alıp alıp. Şimdi bakıyorsun Kadıköy'de olmayacak bir faul veriyor. Oradan sen golü yiyorsun mesela. E şimdi konuşun. Hadi. Şimdi konuşma yok. Baktığın zaman Fenerbahçe'nin maçı beş dakika uzatılmış. Sen şimdi o faulü gidip Galatasaray'ın sayısını verebilir misin ya da Galatasaray'ın sayısında 5 dakika maçı uzatabilir misin? Şu maçta belki 10-12 dakika uzaması lazım maçın ama 5 dakika uzatıyorsun. E, hakkımızı gasp ediyorsun orada. Son dakikalarda girdiğimiz pozisyonları gördün işte. Hem Ferdi'nin hem Kurun için kaçırdı. Belki sen orada 3-5 dakika daha oynatsan oyunu hakkı hak, hakkı o çünkü. Ama oynatmadığın için ben puan kaybediyorum. Galatasaray Doğru. Galatasaray maçında yani Trabzon maçında 5 dakika verdi ki 5-1 önde yani öndelerdi. Veç uzayacak bir şey de yoktu maçta. Bak, bir de sana şunu bir Ahmet Ercanları bağlayalım, bağlayalım. istersen bağlayalım. bir de. Bağlayalım. Bir dakika. Bağlıyoruz. Evet bağlandı mı? Evet beni duyuyor evet. musunuz? Hoş geldin Ahmet Ercanlar. Nasılsın? Çok Adet teşekkür ederim. Sorayım. <laughs> Biz de iyiyiz. Hakemleri Herkese konuşuyoruz. Selamlar. Tüm de selamlarımı iletiyorum. Herkese merhabalar diliyorum. Duyuyorsunuz beni herhalde. Evet merhaba, duyuyoruz, merhaba, duyuyoruz. Evet. Merhabalar. Merhabalar Can. E, merhabalar Didem. E, şimdi tabii önce bir sorular falan varsa onlarla başlayabilirim sonra? Ben de söyleyeceğim birkaç şey olacak tabii yayında. Ya ee, sorular derken Süper Chat'e daha girmedik ama bence ana sorularım vardı. Biraz maçla ilgili evet. konuştuk. E, i̇zleme şansın olduğunu bilmiyorum ama hani sen de istersen. Maçla ilgili şunu söyleyeyim. Fenerbahçe e, bir defa da, çok çok... E, zor bir rakipti. Öyle kolay bir takım değildi ve sert bir maç oldu Fenerbahçe için. Ben devre arasında maç e, maçı izlerken arkadaşlarım vardı yanımda. Onlara dedim ki bu maç %99 beraber bitecek dedim. Yani Fenerbahçe öndeyken söyledim bunu. Çünkü hatta tweet de attım. Kizlere çok geç, zor geçecek diye bir tweet de attım. Çünkü o, artık yılların tecrübesi biz bunları görebiliyoruz. E, maçın zor geçeceği kaçan gollerden belli açıkçası. E, ve rakibin direncinden belirledim. Burada tabii Fenerbahçe kırılgan bir yapıya sahip olduğu için... ...biz bunları minimum düzeyde görmek isteriz tabii bu puan kayıplarını ama... ...olacak bunlar daha, çok olacak. Ve ligin ikinci devresinin ikinci haftasındayız. Ve çok uzun bir lig maratonu daha var önümüzde. Sanki her şey kaybedilmiş gibi bir yuva var Fenerbahçelilerde. Bana garip geliyor, size garip gelmiyor diyorum. Herkes yas tutuyor. Bir de üzerine Fred sakatlandı. Daha da bu yas arttı. Ben işin açıkçası... Fred'in sakatlığının geçen defa olduğu gibi çok büyük etki yapacağını düşünmüyorum. E, çünkü e, bu defa Kurnitz var, daha farklı Lincoln var. Burada alternatif olabilecek oyuncular daha fazla şu anda e, orada oynatabileceğin ve sana katkı verebilecek oyuncular çok fazla. E, tabii ki Fred gibi hiçbir olamaz. Fred çok önemli bir oyuncu ama bu boşluğu bu, bu kez daha e, şey hissedecek Fenerbahçe, hafif hissedecek. ...geçen defa ki gibi ağır hissetmeyecek. Bu <laughs> nedenle de... ...işine suçlasın. Bu kadar umutsuzluğu ben anlamıyorum. mutsuzluğu da anlamıyorum. Herkes biraz sakin olmalı. E, sakinlik Fenerbahçe'ye çok şey kazandıracak. Emin olabilirsiniz. Şöyle ifade edeyim. Bakın. Ahmet çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çok kısa bir ek yapayım Hı -hı. sana. Fred'in evet. geçen e, sakatlandığı dönemde... ...biz Adana Demir, evet. Trabzonspor... ...ve Galatasaray'la evet. oynadık. Ve puanlar kaybettik. O, o sekansı hatırlarsan. Evet Şimdi tabii, baktığın evet. zaman işte Başakşehir, Ankara gücü, Antalya hani nispeten evet. Trabzon, Galatasaray tra bize oynayan Trabzon'dan bahsediyorum. Dünkü Trabzon'dan değil. Dünkü Trabzon. Evet evet onu değineceğim Herkes, birazdan. birazdan. Herkese kolay ama e, o nedenle ben de sana katılıyorum ama tabii ki Fred çok önemli oyuncu ama yerinde dolduracak oyuncularımız bence şu anda bu evet, sekansda olacaktır var. yani. Bu, ke bu kez var. Ee, i̇şin açıkçası e, Fenerbahçıların biraz daha artık dirençli olması lazım. Bunu öğrenmeleri lazım çünkü bu defa kolay alt edilebilir bir kulüp oluyor Fenerbahçe. Çok kolay e, karıştırılabilir. Mesela sezon başından beri bir tat işe çalışıyorlar. Dikkat musunuz? Ceko'ya çalışıyorlar. Tat işe çalışıyorlar. Hala, zayıf karın bulmaya çalışıyorlar. Edelim. Ve bunu e, yiyen çok ciddi Fenerbahçe'li kesim var. Çok ciddi yani. Hem de böyle ben sokakta denk geliyorum. E, sokakta da bunları gayet yemiş insanlar görüyorum. Yani bu e, zannediyor musunuz? Sadece sosyal medyada konuşuyor. Hayır, türbünün yansıyor. Ee, sokaktaki insana yansıyor. Yöneticiye yansıyor. İsmail Kartal'a yansıyor. <laughs> Bakın İsmail Kartal da bundan etkileniyor. Son zamanlarda böyle tatçı çok fazla oyundan çıkartmaya başladı mesela İsmail Hoca. Tamam Bu sosyal medyanın e, şey işine açıkçası. Tadiş, e, e, özellikle iç sahada böyle tarz rakiplere karşı ben olsam 90 dakika sahada tutardım mesela. Burada da İsmail Kartal'ı değiştirebilirim. King Açık alanda çok etkili bir önce. evet Rakip kapanmışken King doğru bir seçimi. Bu tartışılır. Şimdi Fenerbahçe'nin öncelikle bu zafiyetini nasıl düzelteceğini bir konuşması lazım. Fenerbahçe camiası. Çok ciddi bir zafiyet var. Ve bunu yaratan Galatasaraylıların yarattığı bu algıları ve çok çabuk kanal atlayan Fenerbahçeliler var. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum. E, bunu biz dilimiz döndüğünce anlatacağız. Şimdi biraz Trabzon-Galatasaray maçından bahsetmek istiyorum. Ben maçı izlerken daha kadroları gördüğüm anda Galatasaray'ın fark atacağını gördüm. Ve maçı e, maçın ilk 5 dakikasında zaten maçın bütün gidişatı belli oldu. Yani şöyle düşünün. Şimdi siz bir teknik direktörsünüz. Adınız da Abdullah Hoca. Milli takım bile çalıştırmışsınız. Şampiyonluk iş yapmışsınız. Bir, nasıl yaşadığınız belli de gerçi ama e, yaşamışsınız bir şekilde. E, ve rakibin kadrosunu alıyorsunuz. Sağda Barış, solda Kerem, ileride Zaha arkasından Mertens. Siz nasıl oynarsınız? Şimdi sen bir teknik direktörsün Can ya da Didem sen. Ne yaparsınız? Dersin ki bunlar e, geçiş oyunu oynayacaklar. Yani kontratak böyle geçiş oyunuyla. Biz perişan eder bunlar diyeceksin. Değil mi? Teknik direktör olarak. Yani evet, normal teknik direktör olmana da gerek yok ya. Kahvedeki adamı getirelim. Tamam mı? Ya Galatasaray bu kadar öyle çıkacak. E, sence Nasıl oynamalıyım? Der ki topu Galatasaray'a bırak, topun arkasına geç. Adamları kitle. Yapabildikleri hiçbir şey kalmayacak o zaman Galatasaray'a. Zaten tek şeyi savunma arkasına atılan toplar üzerine kurulu bir strateji de gelmiş Galatasaray. Yani geride boşluk bırakmadığı zaman Trabzon Galatasaray kitlenip kalıyor. Ki e, geçen hafta Kayseri Spor Galatasaray'a neler yaşattı ve hakem olmasa maçı kazanamayacağım herkes gördü. Ki o Kayseri Spor 19 takımından 4 takviyeyle ile oynadı maçta. Kadro çıkartamadı yani. Evet. Şimdi Trabzonspor'un eksikleri falan var diyorlar da pardon da yani Kayserispor'un Spor'un eksiğiyle Trabzon'un eksiği aynı şey mi ya? Kayseri eksikleri zaten uzun zamandır transfer yasağı vardı. Bu sene 3 tane 4 tane transfer yapabilirler arada. E, onların da bir bölümü gitti Afrika kupasında ve sakat ya da cezalı ya da Tiyam'ı da aldı. E, geriye ne kalıyor? ay iki takım oyuncuları ya da 19 takım oyuncuları. Ve e, bu nedenle de adamlar bir yokluk içinde Galatasaray'a karşı el hakem olmasa puan alıp gideceklerdi. Belki de kazanabileceklerdi son dakikalar. Yani hakemin o verdiği penaltı kararı normal bir karar mı? Değil. Şimdi Trabzonspor buna rağmen yani eksiklerinin sığınmaması gerekiyor. Çünkü bir Kayseri Spor örneğini gördük. Galatasaray'ın da çok iyi olmadığını gördük Kayseri maçında. E bu maçta Galatasaray mı çok iyiydi? Hayır ya kesinlikle Trabzonspor çok kötüydü. Aşırı derece kötüydü. Ya bir kalecileri vardı. Hani ben kolsuz diyeceğim. Kolunu unutmuş. Ayıp olacak. Ya ne almamış kolunu? Ya yani durduğu yer yanlış ya. Bu mu milli takımın kalecisi? Bu mu yani Türkiye milli takımı kalecisi? Ya ben olsam milli takım hocası olsam ya maçtan sonra asla Uğurcan'ı milli takım almazdım. Ya asla almazdım çünkü güvenemem ben bu. Durduğu yeri yanlış kolunu uzatmıyor. Garip yani. Belki bir yani Galatasaray sempatisi falan vardır. Olabilir. insanlık hali. Ee, ama yani ne bileyim. Trabzon taraftarı bir garip. Yani böyle bir en ufak bir. Ya bir beş tane yiyor kendisi aslında sahasında. Ee, i̇yi ya. Fener şampiyon olmasın. Neyse. Ya ya zaten bu, bugün yani. bir röportaj ee, bu yapmışlar. De... Gördün mü Stad'ın orada Ahmet? Gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. Orada gördüm, zaten söylüyor. Hani adalette. Hani... Adaletin peşindeydi bu Trabzon. Fenerbahçe spor. şampiyon şey... olmasına ne olursa olsun. Hani adalette. Her şey Hani Trabzonspor adaletin peşindeydi. 3 Temmuz falan filan. Operasyon şudur budur. Adalet derse şey. Ama şikeciydi Fenerbahçe. Ya Allah aşkına adam röportaj oluyor. Ya işte Fener olmasın da biz kaybederim. E hani sen adaletin peşindeydin kardeş ne oldu sana? Senin adaletin battı mı? Yerin içine mi girdi? Yerin dibine mi battı senin adaletin? Fenerbahçe olunca mı sadece adalet oluyor? Sana adalet yok mu? E yıllardır bu ligde nasıl kimlerin nasıl şampiyon olduğunu görüyoruz. Ve onlara adalet yok. Sadece Fenerbahçe olunca adalet. Ya bunları artık Fenerbahçe camiası hala yok İsmail Kartal'ı konuşuyor. Yok King'i konuşuyor. Tadeş'i konuşuyor. Ya bırakın bunları kardeş. Ya bir arada olun. Ya da tamam bırakın kim kimi tespit ettilerse o şampiyon olsun. Fenerbahçe taraftar hala bunlarla mı uğraşacak? Kendi değerleriyle de mi uğraşacak? Abi ya bunu konuşmaktan bak Ahmet. Ahmet bunu konuşmaktan biz işte devamlı kendi içimizde kavga etmekten, birbirimize eleştirmekten. Mesela şu Bahattin Şimşek'i hiç konuşmuyoruz. Farkında mısın? Verdiği faulü, bir anda yedirdiği golü. Tamam biz kendi, abi bak biz kendi hatalarımızı konuşalım. Sabaha kadar da tartışalım. Onda sıkıntı yok. Doğruyu bulmaya çalışalım. Ama bu hakemlerin yaptıklarında bugüne kadar ki yok mu sayalım ya? Şu maçta bile ya. 0-27 gol beklentisi var. Ama evet. e, öyle bir yerde öyle bir faul veriyorsun ki ha tamam golü yemek kalecinin hatası olabilir. İyi bir günündeydi aslında baktığın zaman. O hariç çok iyi pozisyonlarda kurtarışlar da yaptı. Ama e, baktığın zaman o pozisyonda faulü vermesen hiç öyle bir adamların geleceği falan da yok. Ama evet. e, bir pozisyonda veriyorsun faulü. Ve aynı Bahattin Şimşek'i sen şimdi 3 gün sonraki Galatasaray-İstanbul spor maçına atıyorsun ödül olarak. Yani sen iyi ki bu faulü verdin. Fenerbahçe'ni beraber kaldırdın. Ben seni Galatasaray'ın maçına atayım. Sen orada da bir güzellik yap. Yani mesaj bu. O zaman Burada, federasyonla e, e, federasyona girelim bence değil mi? Dur Biraz Ahmet bir şey söylüyordu. Evet. Hakemlerle ilgili. Gireceğiz şimdi. Birazdan Hı -hı. gireceğiz. Şimdi suç şeyin mi? Ee, bizim mi? Federasyonun mu? Hakemlerin mi? Burada hatalı bir tespit edelim. Şimdi bakın. Önce hatalı iyi tespit edelim ki sonra şey yapalım. Sen şimdi senin haline hata olduğu zaman ve o hataya rağmen maç kaybettiğin zaman ne yapıyorsun? Kendimi sorguluyorum yani, devamlı camia olarak. Sorguluyorsun abicim. Peki rakibin ne yapıyor? Rakibin beş, beş günde üç kere açıklama yapıyor? yapıyor abi. Başkasını suçluyordu. Kaç tane tek farkla maç kazandı? Saymadım ama bayağı var. En az, az 10-12 vardır yani zor zor ittire ittire hakem hatalarıyla. Peki... Fenerbahçe'nin nasıl maçları? 4-0, 5-0, 7-0. Ne konuşuluyor? Fenerbahçe hakem tarafına ettiriliyor. Galatasaray kahraman. Peki kardeş sen hakem tarafından katledildiğin zaman hakem sizin aleyhine karar verdiğin zaman sen ne yapıyorsun? Ay Serhat falan Serhat'ımız, Ümit'imiz bizim eski topçularımız, yarızlarlarımız Serdar Ali'lerin hemen başlıyorlar. Ama İsmail Kartal şunu yapmadı, bunu yapmadı. İşte şu değişikliği yanlış yaptı falan filan. E peki kardeşim Galatasaray'da Okan Buruk hiç mi hata yapmıyor ya? Zar zor ittire ittire tarihin en pahalı kadrosuyla. Ya Kayseri Spor 19 takımla zor yendi ya. Hakemle yendi. Hakemle yendi arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Sen her şeyde kendini sorguluyorsun. Adam ne yapıyor? Adam dikkatleri başka tarafa çekiyor. Kendi teknik direktöründen uzaklaştırıyor. Başka tarafa çekiyor sürekli 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 taraftar da bunda zaten razı. Galatasaray taraftarı başarı endeksli bir taraftar. Başarı olduğu zaman var olan bir taraftar. Başarı olmadığı zaman çevreye bakın daha sayılı göremezsiniz. Çok azdır. Hep başarı endekslidir. Ve bu taraftar da başarı için her şeyin mübah olduğunu biliyor ve buna göre hareket. Son derece normal. Şimdi sevgili arkadaşlar Fenerbahçe camiasının çok ciddi sıkıntıları var. Bu sıkıntıları gelecek tek şeyler herhalde bir şampiyonluk. Bu şampiyonluk da gelmesi için bu sıkıntılara giderilmesi lazım. Yani tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı? Yani bunun gibi bir mesele. E şimdi o zaman ne olacak? Ya ben buradan yönetime de sesleniyorum. Kardeşim susmayın. Fenerbahçe yönetimi de susmasın. Altı kere konuştu dursunuz Özbek. Altı, son on günde ya. Altı kere konuştu. Yani ya bizim kulüpte bir anlayış var. Şimdi kulüptekilerle konuştum. Ya işte biz konuşunca futbolcuyla etkileniyor. Peki Galatasaray kurucuyla Galatasaray futbolcuları etkilenmiyor mu arkadaşlar? Abi bize ceza al, ceza da almıyorlar biliyor musun Ahmet? Ha ceza da almıyorlar o ayıp. Erden Timur yani. ceza almadı, Dursun Özbek ceza almadı, Okan Buruk yok. küfür etti ceza almadı, Kerem, Kerem Aktürkoğlu oldu, yine almadı. küfür etti çıkarken ceza yok. Atın parmakçı da ceza aldı. Neydi işte bardak şimdi neyse işte. O da ceza alacak. Yani ceza duruma ee, düşürdü, sakatlandı. O da ceza almayacak yani şeyden evet. e, kasıtlı olarak sarı kart gördü. Ve da konuşu ceza koruma ve ceza almışlar da. Ve niyet o. Orada da yani öyle bir şey de bu bu sarı kart gibi komik bir sarı kart da değil. Yani üst sıradayken böyle komik bir foyle öyle itiraz eder gibi yapıyor. Sonra kakarak ikili yapıp bir de gülüyorlar. Tamam mı? Ya insan utanır ya bundan. Ya bu hakikaten geldiğimiz noktada Fenerbahçelilerin eee yönetim de dahil, tarafta da daha iyi, belki biz de daha iyi. Ya hakikaten bir, bir gariplik var bizde ya. Yani senin sezon başında beri başına gelmediği iş kalmamış. Her türlü numarayı çekmişler sana. Ya bir haftadır, on gündür algı yapıyor alayını. çok camiadan ya. E biz nasıl olsa var, şampiyonuz. Biz yürüyüp gidiyoruz, altı yedi atıyoruz. Hayır abi senin Samsun Spor gibi çok maçın olacak. Ve bir hakem kararıyla sen puan kaybedebileceksin. Böyle başa baş. Ligin ikinci de zordur kardeşim Türkiye Ligi'nde. Bir hakem kararı seni ya kazandırır ya kaybettirir. Bir düdük. İşte Samsun maçında bir yanlış düdük. Yanlış verilen bir for. Gol yemene neden oldu? İki puan kaybettin. O düdüğü çalmasa yan hakem göz önünde yardım bayağı bayrağı kaldırmıyor. Çünkü fol olmadığını görüyor. Yardımcı hakem 30 metre ötede düdük düdük çalıyor. Gol oluyor pozisyon ve kaybediyorsun. Puan kaybediyorsun. Gene çıt yok. Çıt yok bu cam ya da çıt yok abi bu cam ya. Kaderine razı. Herkes 7-0 inecek Fenerbahçe. Şey. Ya. Herkes 0 inecek. Böyle bir dünya var mı arkadaşlar ya? Ya bir sıfır ineceğim maç da olacak kardeşim. Sen bir sıfır maç kazanamayacak mısın ya? İki bir maç kazanamayacak mısın ya? Bir hakem hatasıyla bir yanlış penaltıyla maç kazanamayacak mısın? Maçın geçen hafta Galatasaray'ın Kayseri'de kazandığı gibi. 87. dakikada bir penaltı. Yanlış bir penaltı verilmeyecek mi sana? Hep mi Hakemler tesadüfen Galatasaray'ın lehine veriyor. Fenerbahçe'nin aleyhine veriyor. E sorsan dışarıda git sor. Fenerbahçe kullanıyor. Ya algıyı böyle yapıyor adamlar. Abi farkında mısın? Bak e, özellikle dikkat ediyorum. Ne zaman e, medyada aslında Galatasaray medyası attı bunu ortaya da. Sanki böyle Fenerbahçe medyası atmış gibi lanse etti Galatasaray tarafı. Galatasaray'da sorunlar su yüzüne çıktığında örnek veriyorum e, maaşlar ödenmiyor. Birileri Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti vesaire belli futbolcular. Böyle bir haberler çıktı. Galatasaray tarafından çıktı bu. Yani bunu Fenerbahçeli medyacıların Galatasaraylı yöneticilerden alma şansı var mı? Yok. Galatasaraylılar çıkardı bunu. Ondan sonra bakıyorsun Icardi tatil olayı. Bunlar hepsi olmuşken bir anda Galatasaray'ın üst üste açıklamaları. ya yani Bütün gündemi değiştirip sadece olayı hakemler üzerinden Fenerbahçe e, aleyhine karar verilmesi için yapılmış bir organizasyon olarak görüyorum ya. Başka hiçbir açıklaması, izah tarzı yok bunun. Ve bunda da başarıya ulaşıyorlar abi. Biz de kalkıp böyle evet. seyrediyoruz biliyor musun? Ya biz onların evet, açıklama evet. yaptıktan sonra bizim 3-4 tane daha fazladan yapmamız lazım ya açıklama. Ya çünkü o kadar pişkinler ki. O kadar korkunç bir pişkinlik var ki. Yani baktığın zaman Fenerbahçe senin de söylediğin gibi onca maçı farklı kazanmış. Oyun üstünlüğü ezici bir üstünlükle kazanmış. Galatasaray İteka hakemlerle bak yani onca örnek verebilirim burada. Ya Rize maçı, Avrupa dönüşü, Galatasaray'ın Rize maçı. Ya Galatasaray'ın golünden önce Abdülkerim'in yaptığı bir foul var. Bütün bütün hakem eskileri bunu söyledi. Yani Triolar, Fırat Aydınuslar, Bünyamin Gezerler bunu söyledi. Antalya Galatasaray'ın 2-0 yendiği maç. Bak Kazımcan'ın %100 yaptığı bir penaltı var. Yine bunu söylediler. Ya bunu hani sana göre bana göre değil. Bunu hakem hocaları söylüyor ve hepsi birleşmiş bir şekilde söylüyor. Hani kimi öyle söylüyor, kimi böyle söylüyor. Gri dediğimiz pozisyon değil. Bunlar siyah ya da beyaz dediğimiz pozisyon. %100 bu penaltı vermedin Antalya'da. E baktığın zaman Mustera'yı atamadın orada suratına baka baka. Zorbay Küçük hani bu Zorbay Küçük için yaptılar ya şey. Basın toplantısı yaptılar ya Zorbay Küçük için. Aa, o Zorbay Küçük senin Mustera'nın suratına baka baka atamayan Zorbay Küçük işte o Zorbay Küçük. ondan evet. sonra, e Bizim Trabzon'da doğrayan Zorbay Küçük o. Trabzon maçında doğrayan Zorbay Küçük. Şimanski'nin penaltısını vermeyip İsmail'i yanlış atan Zorbay Küçük o. Yani evet, baktığın evet. zaman algıları öyle bir yapıyorlar ki. E Pendik maçında pendik Galatasaray maçında ne oldu abi? Dakika 36. Maç 0-0. Kazımcan Erencan'ı düşürüyor. O Pendik'le oyuncu Erencan. Düşürüyor penaltı. Vermiyor onu. E, maç 0-0 o an. Versen 1-0 olacak. Ne olacak belli olmaz ki. Hani Çok da kötü oynadığı bir maç Galatasaray'ın Biliyor musun Pendik maçı? Çok korkunç evet, evet. kötü oynadığı maç. E Kara Karagümrük, Karagümrük maçı. Bak devam ediyorum Kara Karagümrük maçı. Tugay Kaan, Numanoğlu Varda Özgür Yankaya var. Barış Alper'in düşürülmesi abi. Yani yüzde yüz bir sıfırken bir bir olacak maç. Torreira'nın itiraz ediyor. Torreira bir tane itiraz ediyor. O sediyeler mediyeler giriyor. Bir anda sahip çıkıyor falan böyle. Hatırlıyor musun hakemi aldatmaya yönelik? Sarı kartı var. Kırmızıda evet. atılması lazım. Vermiyorsun. Bak dört tane majör hata saydım sana. Maç saydım. Konya maçı aynı. Barış Alper'in yaptığı foul var. Görmediler onu. Maç sıfır sıfır o an. küfüründe. Ya unutma. ilk, i̇lk golden önce Barış Alper'in yaptığı foul var Konya'da. Hatırla Konya maçında 3-0 yendikleri 90'larda evet. attıkları 1-0'dı maç. Evet, evet, Neredeyse evet, kaybediyorlardı. E, 3-0 olduğuna bakma 89'da mı ne attılar golü, ikinci golü. Yani 5 evet. tane. E Kayseri'de daha ilk hafta bak ilk ligin ilk haftası Kayseri'de 12. dakika. %100 Barış Alper'in kırmızısı var. Verilmedi. Trabzon'da Galatasaray'ın stadında Trabzon maçında Galatasaray ilk devre oynanan maçtı. E Bakasetas'ın ayağına bastı gitti Torreira. E orada gittin vermedin. Gitti döndü o pozisyon gol oldu. Trabzon'un oyuncunun kaburgasını kırdın foul bile vermediler ya. ya. Bunları söyleyince de bu sefer amigo oluyorsun şey oluyorsun. Baba aslında o, bu yani gerçek bu. Galatasaray kollandı bugüne kadar getirildi bunlar. Sen de baktığın zaman Adana Demir maçında deplasmanda 76. dakikada ne oldu Ceydin Osterwolde'nin üstüne çullandılar. Herkes bütün hakem hocaları bütün medyacı yorumcular Galatasaraylar dahil %100 kırmızı kart dedi. Verildi mi? Verilmedi kardeşim. Verilmedi. Trabzon'da benim hakkım yendi. Adana Demir'de benim hakkım yendi. Tra Adana Demir'de 2 puanım gitti. 1 puan aldım o maçta. Trabzon'da devreye 1-1 girecekken maç 47. dakika 3-0'a geldi. Al sana etti 5 puan. Evet. E bu hafta yine Samsun. Al bir tane foul verdin. Adamlar gol attı. 0-27 gol beklentisiyle maçı 1-1 bitirdik ya. Yani 7 puan. Ha ben hepsini alırız da demiyorum ama sen hakkaniyetle ver kardeşim hakem olarak ver. Ondan sonra ne oluyorsa olsun futbolcu oyununu oynasın ya. Ama bu bunca şey olmamış gibi, bu saydıklarım olmamış gibi çıkıp böyle saçma sapan, ipe sapa gelmez açıklamalar, kamuoyunu meşgul etmeler, hakemleri baskı altına almalar, federasyonu baskı altına almalar, işine geldin mi itidal? Yani hangisi sizsiniz ya kardeşim, hangisi sizsiniz ya? Bir gün sevgi, çiçek, böcek, ertesi gün savaşsa savaş bilmem neyse bilmem ne, Gereğini yapsın Türkiye Futbol Federasyonu. Ondan önceki gün 6 ay önce ben seçtim. Bu soruyu kabul etmiyorum. Yani Dursun Özbek bir söyle hangisi sensin de bilelim ya. Şimdi bak bugün geldiğimiz noktada en sevecen kulüp olur Galatasaray bir anda biliyor musun? Şu an istediklerini aldılar ya. Yarın bir gün kaybetsinler. Bak seyret yine aynı şeyler konuşulacak. Yine 3 tane 5 tane basın toplantısı. Yine aynı şeyler. Ben yemiyorum kardeşim. Fenerbahçe camiası da yemesin. Bir zahmet. Kusura bakmayın böldüm Ahmet. Didem Yok. Ben yani şimdi geçen aynı bu söylediklerine ben tweet attım. Yani Dursun Özbey'in önceki ve sonraki açıklamalarını koydum. Garip hakikaten. E, 15 gün önce İtidal açık Galatasaray e, Fener Lig'de Fenerbahçe'nin derken İtidal açıklamaları yapan Dursun Özbek Galatasaray geriye düştüğü anda saliyesin hemen yani. E, çok sert açıklamalar yaptı. Yani federasyon zaten bakın Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray Futbol Federasyonu ya bak tek isim isim sevmiyorum yani bir tek şey, Müslüm Özmenler, şunlar bunlar. Ya o kadar fanatikler ki. Kendilerinden geçmişler ya gerçekten. Ya, Türk futbolumuz mu? Uçuruma götürdüklerinin farkında değiller. Bahisçikler dönüyor, hakem rezaletleri şunlar bunlar. Değer düşüyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Fenerbahçe'nin bu işlerden el çektiklerini düşünebiliyor musunuz? Ya Galatasaray diye bir kulüp de kalmaz arkadaşlar. Farkında değiller. Farkında değiller. Farkında değiller kalmaz. Çünkü rekabetle büyüyoruz Galatasaray. Galatasaray Fenerbahçe'siz büyüyemez. Fenerbahçe'nin başarısız kılındığı bir ortamda Galatasaray büyüyemez. Çünkü bu sistem tamamen Fenerbahçe'nin başarısızlığı. İşte Galatasaray şampiyon yapıp İttirelim. Mehmet Büyükekçi Türk futbolunun başına gelmiş en büyük beladır arkadaşlar. Bak daha büyük bir bela gelmemiştir. Yoktur. Bak dün oynanan Fenerbahçe Trabzon maçı. Atıyorum Sivas Fenerbahçe maçı olsaydı var ya. Türkiye'de ne şikici demedikleri kalmıştı Fenerbahçe ve Ne başka bir şey demedikleri kalmıştı. Ama bak herkes ne güzel sus pus değil mi? Herkes mutlu. Trabzonlar çok mutlu mesela. Galatasaray, Fenerbahçe yarışları darbe oldu. Abi şeyler çok mutlu. Galatasaraylılar, diğerleri mutlu. Bir tek Fenerbahçeliler ya kardeşim hayırdır diyorlar. Ya bu nasıl bir maç? Bu ne yani? Bu, bu çelişkiler ne yani? Hani Trabzonspor niye böyle oynadı diyorlar. Kalecisi niye el uzatmadı diyorlar. Taraftarın niye böyle diyorlar. Hocası niye böyle sakin sakin basın toplantısı yaptı diyorlar. Böyle enteresan enteresan işler yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Bunun yanıtını merak ediyorum ya yani. Herkesten, herkes chat'e yazabilirsiniz. Yorumlar Zaten de yazabilirsiniz. süper chatlerimiz de var lafını bölmek istemedim. Evet şunu merak ediyorum ya. Galatasaray Trabzon maçından önce 2-3 tane açıklama yaptı. E, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan. Ya babacım sen niye hiçbir açıklama yapmadın? Fenerbahçe maçından önce açıklamalar yaptın, tweetler attınız, maçtan sonra yaptınız, bir daha yaptınız, bir daha yaptınız, bir daha yaptınız. E peki Galatasaray maçından önce bir hakem algısı yapıldı Ertuğrul Doğan. Eu, direkt sana soruyorum ya. Niye ses çıkartmadın babacım? Sebep ne? Abi Fenerbahçe Abi, bu... maçından sonra Mete kalkavan hakemliğini bitirdiler ya. Trabzonspor TFF ile bir olup söz alıp konuşmadı mı Ertuğrul Doğan demedi mi? Ben evet. size süre veriyorum. Ocak ilk hafta olmazsa bu iş benden size destek yok demedi mi? Türkiye Futbol evet, Federasyonu'na açık açık. Türkiye Futbol Federasyonu Ertuğrul Doğan'a ceza verdi. Ertuğrul Doğan o cezayı çiğnemedi mi? Protokol tribününe gitmedi mi yasaklı olmasına rağmen? Gitti. Şimdi ben size başka bir şey söyleyeceğim e, ee, sözlerimi noktalayacağım soru yoksa. Ee, bakın Türkiye'de Futbol Federasyonu'nun arkasındaki gerçek, bunu tweet atabilir sevgili sosyal medyacı arkadaşlar. Gerçek yöneten kişi Göksel Gümüşler, tamam mı? Ve garip bir şekilde maçını bile taraftar gelmiyor. Başakşehir'e bugün antrenmanlı taraftarlar gitmiş, moraller, bağırmalar, çağırmalar falan, tamam mı? Göksel Gümüşler'in hakemler üzerinde ne kadar etkili olduğunu, federasyonun arkasındaki gizli güç olduğunu. Mehmet Büyükekşi istifa etmek için, bırakmak için neler yaptığını herkes biliyor. Ben Fenerbahçe camiasına buradan sesleniyorum. Başakşehir maçına iyi odaklanın. Bırakın şeyi. Tadışı İsmail Kartal'ı. İyi odaklanın kardeşim. Bak orada seni kırmak isteyecekler. Senin kırılmanı orada sağlamak isteyecekler. O maça iyi odaklanın. Akıllı olun biraz. Uyanık olun. Ee, şu anda lidersiniz. Lider takımsınız. Uyanık olun, bu tuzaklara düşmeyin ve o maça çok güzel odaklanın. Futbolcusuyla, başkanıyla, yöneticisiyle, taraftarıyla Fenerbahçeleri o maça tamamen odaklanması gerekiyor. Ve bunu yapmazsa bakın orada Fenerbahçe'yi kıracaklar. Ben bir dost uyarısı yapayım buradan. Ee, gerisini de artık Fenerbahçelilere bırakıyorum. Evet, yol yakarken bence de yönetimi, yönetimin ya da başkanın bir açıklama yapması lazım abi. Yani e, baktığın zaman karşı tarafa öyle bir algı yaptılar ki ve bu algıyla istedikleri şeye ulaştılar. Yani sen en zor dönemeştisin. Senin de %100 bir açıklama yapman lazım ama bizimki algı olmayacak. Zaten gerçekler olacak. Ortada çünkü bütün gerçekler ya. Yapılan evet. hakem hataları evet. her şey ortada. Algıya malgıya gerek yok bizde. O kadar arsızlar ki. Şimdi dursunuz belki son 10 günde 6 kere konuştuk. Şimdi Ali Koç bir aydır konuşmuyor mesela. Ali Koç şimdi bir, bir kez konuşsun diyecekler ki. <laughs> Ali Koç ortamı geliyor diyecekler. Bak yemin ederim. Ve bu da tarihe not olarak burada dursun. Bu söylediğim şeyde. Bunu evet. söyleyecekler. Arsızlar çünkü anladın mı? Evet. ortamı gelmez. Ve, e, de ortamı gelmez. Tehditler savuruyor adam. Ceza almıyor falan. O da ortamı gelmez. Okan Buruk zaten dördüncü hakemle beraber maç yönetiyor. O hiç ortamı gelmez. Ama garibim İsmail Kartal bir kere itiraz eder. Tak Kaç, Bir kere konuşup tak ceza kuruna sevk Ya bu ülkede algı yönetiyor her şey ya. Al, her şey algı yönetiyor. Ve Fenerbahçe'nin futbolcuları izliyorum biliyor musun? Yalnız hissediyorum ben futbolcu futbolcuları biraz. Gerçekten bak. Ya çünkü cami başka yerlere yönlendirilmeyi çok müsait bir cami Fenerbahçe camiası. Enteresan yani. Eyvallah. Abi ben TFF ile ilgili eee Söz vereceğim mi? Tabii saca, ki. Tabii saca. Ben TFF ile ilgili e, Ahmet istersen sen sen senle vedalaşalım. E, telefonda tamam. bekleme. E, TFF ile tamam. ilgili bilgiler vereceğim. Yani e, şöyle bilgiler vereceğim. Aslında herkesin bildiği ama Türkiye'de e, her şey çok çabuk unutuluyor ya. Türkiye Futbol Federasyonu bu sene neler yapmışı çok kısa anlatacağım herkese. E, sana çok teşekkür ediyorum katıldığın için. ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler Ahmet Ercanlar. Ben kendimde bir yayın yapacağım orada. Orada söyleyeyim, bayağı önemli şeyler söyleyeceğim yani. Ee, haberleri olsun bir ne açın yani. sevgiler. Tamam. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet Can sen de iyisin. Evet. Ee, şimdi aslında Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili söylenecek çok şey var ama ben kısaca e, insanların aklında yer etsin diye. Ee, geçtiğimiz seneden başlamayayım ama geçtiğimiz senede unutmayayım, unutmasınlar diye insanların çok kısa şeyler söyleyeceğim. Şimdi e, geçtiğimiz senelerde e, bu Mehmet Büyük Federasyonu geldiğinde ikinci başkanı da Yusuf Günay. Yusuf Günay Galatasaray kafilesiyle Beşiktaş maçına gitti. Yusuf Günay e, Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç için kendi adına bir açıklama yaptı. Ali Koç'a cevap verdi. Federasyon Başkanı ikinci, federasyonun ikinci başkanı bu Türkiye Futbol Federasyonu. Sonra Galatasaray'ın Kemerburgaz'daki arazi açılışına gitti. Yine aynı Yusuf Günay. E, federasyon e, 7 artı 4 olacak kuralı 8 artı 3 yaptı. Nihat Özdemir Federasyonu 7 artı 4 olacak demişti. Biz ona göre kadro kurduk. E, ama bu kuralı yapmadı ve bunu 8 artı 3 ile başlattı. Bu da en çok bize zarar verdi. Ben bu kural doğru demiyorum. Ama hani oyun oynanırken kural değişmez diyen Galatasaray kulübü var ya onlar açıklasın bana onu. Ee, sonra bu seneye gelecek olursak Mehmet Büyükekşi 16 Temmuz'da Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu ile ilgili bir komisyon kuracağını söyledi ve o komisyonu çalıştıracağını söyledi. Bak 16 Temmuz'da diyorum. Tekrar tekrar üstüne vurguluyorum. Açsınlar baksınlar tarihe. 16 Temmuz bugün kaç? 21 Ocak mı? Ocak. 22 Ocak mı? 22 Ocak. Kaç aylar geçmiş? Bak 6 6. aydan Yeni seneye geldik. Bir de onun eveliyatı var bizim e, başvuru tarihimizde. Eveliyatını saymıyorum. Ben komisyon kuracağı sayıyorum. Şimdi bak. Tabii bir de o da var. 6-7 ay geçmiş üzerinden komisyonun k'si yok ortada. Kimse de konuşmuyor, sormuyor. Hani kuracaktın komisyon? Geçiyorum. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu. Bir MHK Başkanı düşün ki bir kulüp başkanına, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a dava açsın. Ya hangi Bezillik. şeyle açıklayacağız bunu? Sen hakem atayan birisin ve Fenerbahçe Başkanı ile e, davalıksın. Yani ya o görevde kalma ya dava açma. Dava açıyorsan istifa et. Ondan sonra tekrar geleceksen görevine gelirsin. Kemal Yılmaz diye bir hakem doğru karar verdiği için hakemliğini bitirdiler. Tamam mı? Pozisyona karışmaması gerektiğini söylediler. Halbuki doğruyu yaptırmıştı. Bak doğruyu söyleyen 9 köyden kovulur derler. Daha sayıyorum bak. 3 tane saydım şu ana kadar. Sayıyoruz. Serdar Tatlı. Ee, bir mektup yazmış. TFF'ye tamam mı? E, ve bunu servet yardımcıya vermiş. Hala o mektubun içeriği açıklanmadı. Nerede o mektup? Ne yazıyor onun içinde? Bakın o 3 tane hakem vardı. Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Tokat, Koray Genceller. Bunlardan bahsediyor deniyordu. Bunlara maç verilmemeli deniyordu. Niye verilmemeli? Ne yazıyor o mektupta? Çıkarın konuşun, açıklayın, unutmayın bunları ya. Niye konuşmuyorsunuz bunları? Lale Orta'nın var görüntülerini Ali Koç'a vermiş. Bunun için etik kuruluna göndermiştiniz. Bu konu ne oldu? Hem Fenerbahçe'yi istemişti hem Galatasaray'ı istemişti. Bir taraf verdi dedi, bir taraf vermedi dedi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda yok dedi. Laleli ortada yok dedi. E çıkın hadi söyleyin doğrusunu. Verdi mi, vermedi mi? Ben vermediğini biliyorum da. Hadi verdi. Verdiyse de çıkın gösterin, ispatlayın da görelim ya. Bak bu kadar iddia saydım. Bak şu anda da 4-5 tane saydım. Bir bir hakemin sahte sağlık raporu vardı. Sahte sağlık raporu. Yasa dışı bahis skandalı Murat Arel'in ortaya çıkardı. Ne oldu bunlar? Hiçbir konuşuluyor mu? Eyüp Başkanı'na futbolculardan SMS gelmişti. Şirket teklifi geldi. Eyüp Başkanı kabul etmedi Murat Özkaya. Ne oldu bu konular? Üzerine gidiliyor mu? Ali Palabıyık bana mobbing yapıldı dedi. Eski hakem Ali Palabıyık. Hakemler algoritmayla atanır. Mehmet Büyükekşi'nin önüne gelir. Mehmet Büyükekşi kimin yöneteceğine karar verir dedi. Ali Palabıyık diyor. Ben demiyorum ha. Son söz hep Mehmet Büyükekşi'nin diyor. Ve hakemleri odasına çağırıp e, hatta Ali Palabıyık'ın kendisini çağırıp sen bunu beni koltuğumdan etmek için yapıyorsun. Ee, bana karşı komplo kuruyorsun demiş. Bunları hiçbir cevap verildi mi bunlara? Verilmedi. Bakıyorsun Trabzonspor'la kapı arkalarından Mete Kalkavan'ın hakemliği bitirilmesi için anlaşma yaptığınız söyleniyor. Trabzonspor'un kendi açıklaması. Bunu yalanlamadınız. Türkiye Futbol Federasyonu olarak her şeyi açıklama yaparsınız. Bunu yalanlamadınız. Ahmet İbanoğlu bir iki kere açıklama yapmıştın. Hadi bunu da yalanlasana. Mete Kalkavan'ı daha sonra yine ee, Ocak ilk haftadan gideceğini söyledi Ertuğrul Doğan Bize bir söz verildi tutulursa destek vereceğiz dedi Hemen o sözü ocağın üçünde dördünde tuttunuz Mete Kalkavan'a el çektirdiniz Bana göre zaten iyi bir hakem değil hiç de önemli değil Ama sen Trabzon'da e, kapalı kapılar ardında anlaşıp Bir hakemi Fenerbahçe maçından dolayı el çektiriyorsan O zaman senin hakemlerin sana nasıl güvenecek kardeşim ya Nasıl güvenecek senin hakemlerin sana senin hakemlerin demeyecek mi ben Trabzon maçında hata yaparsam benim başıma neler gelecek diye. Demeyecek mi bunları? Ama bunu yaptınız. Yapmadınız mı? Yaptınız. Devam ediyorum. Feridun Nidelioğlu. Ne dedi? Nihat Özdemir, Mehmet Büyükekşi'nin fanatik Galatasaraylı olduğunu, Galatasaray'ın için kendisiyle kavga ettiğini söyledi dedi. Feridun Nidelioğlu dedi. Eski gazeteci, yaşı başı var, yalan söyleyecek bir adam da değil. Gördüğüm kadarıyla da birçok şeyi ortaya çıkarıyor. Cevabınız var mı buna? Ahmet Çakar da aynısını söyledi. Fenerbahçe lehine hakem hatası oldu mu küplere biniyor. Galatasaray lehine oldu mu ne güzel yönettin diyor dedi. Ahmet Çakar diyor işte. Ali Kunak dedi. Eski MHK İcra kurulu başkanı. Galatasaray kaybedince keyifsiz oluyor dedi. Mehmet Büyükekşi için. E sen gidip Beşiktaş stadında Ahmet Nur Çebi'ye Beşiktaş başkanına dönemin başkanı o dönemki başkana. Gittin parmak yaptın parmak salladın el salladın bir sürü stadın gözü önünde. Ya sen kim oluyorsun ki bir kulüp başkanına el kol hareketi yapıyorsun ya. Ya bunlar 100 yıllık kulüpler ya. Bu koltuklar gelip geçici. Her şey gelip geçiyor. Başkanlar için de gelip geçici. Herkesin birbirine saygısı olacak ya. 100 yıllık kulübün başkanına sen gelip parmak sallayacaksın. O koltukta oturacaksın. Ondan sonra geliyorum zaten son olayları herkes biliyor ama söylemiş olayım üzerinden geçelim. Bir tane FIFA hakemi e, Ankara'cı başkanı indi sağda tokatladı, yumrukladı. Ne oldu? E, i̇şte onu başkanlığı bitti falan filan. Ama unutuldu gitti. Normal bir ülkede, bir futbol ülkesinde bu böyle bir şey olsa istifa etmez mi Federasyon başkanı? Çoktan. Kaç ay önce? Devam. Işte. İstanbulspor başkanı takımını sağdan çekti. çekti. Yani bunlar normal şeyler mi? Bunlar bak üst üste olan şeyler her. Bir kimsenin yaptığı hatayı kabul etmiyor zaten. İstifa diye bir mekanizma da yok. En sonunda da Süper Kupayı sen yaptığın bir organizasyonu eline yüzüne bulaştırdın ve oynatamadın Riyad'da yaptın onu ve oynatamadın. Onun da bütün ihalesini Fenerbahçe başkanına yıkmaya çalıştınız. Ama başkanımız da çıktı konuştu orada algıları bozdu. Bak kaç tane olay saydım burada. Şu sekansı insanlar izlesin görsün Türkiye Futbol Federasyonu'nun neler yaptığını bu sene unutmasın. Belki unuttuğum şeyler de olabilir kusura bakmasınlar. Ama benim aklımda kalan bunlar çok macer olaylar bunlar. Bunca olay olmuş ama baktığın zaman Türkiye Futbol Federasyonu hala yerinde. Yok işte algoritmalı at atamalar yapacağız diyor artık. 3 tane hakem atacak da biz seçeceğiz diyor MHK başkanına ya işte marş yapacağız diyor bilmem ne diyor böyle hani saçma sapan bir şey tamamen 2024 Avrupa Şampiyonası'na ben götürdüm orada da bir başarı gelirse ben yaptım demek için bana göre hala orada o koltukları işgal ediyorlar derhal istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum Futbol Federasyonu ile ilgili de çok hani biraz uzattım kusura bakma evet, görüşlerim bunlar ben gayet güzel dinliyorum <laughs> yorumları da çok önemsiyorum Biraz süper chatlerimiz var Demirhan onlara geçelim ha. Can da biraz sakinleşsin. Evet Gökçe Uzunay. Ee, İsmail Kartal oyuncu değişikliği ve cesaret eksikliği vardı ama olsun biz şampiyon olacağız kesinlikle. Asla algılara oyunlara gelmeyelim birleşe birleşe şampiyon olacağız. İnşallah tabii ki İnşallah. Yani, algılara gelmemek lazım. Hoca bu maç formsuz olabilir kabul ediyoruz zaten anlattık da başında. Ahmet Nergis, offside'ımsı, foul'ümsü, şimdi de Trabzonspor'umsu. Trabzonspor'un bize karşı oynayacağı maçtaki kadrosunu ve oyun iştahını çok merak ediyorum. Orada bu Ahmet Bey'in e, attığı süper ciheti hatırlarız. Bence de. Evet, başka var mı Demirhan? Uven Dire. Yani, <laughs> pardon yanlış okuduysam. Şans da lazım. Santim'le kaçan çok pozisyon oldu. Doğru, çok gol kaçırdık. Şanssızlık oldu. Özellikle Kur'un için son dakikada kaçan orada direkten dönse Batu Şah'ı da çok müsait pozisyondaydı. Olmadı. Özhan Özdemir, Fenerbahçe'n ve diğerleri. Aynen öyle. Kesinlikle. Ahmet Nergis, ahlaksızlığın winnerlık, Gene sanıldığı ülkem. Ya ülkemize demeyelim ama. Evet demeyelim, ülke ama demeyelim bence maalesef de. maalesef biraz sorunlar var evet. Özhan Özdemir, Büyük Ekşi 3 Temmuzcuların şimdiki intikam tetikçisi. Çok uzun süre kalacağını düşünmüyorum açıkçası ya. Yani göreceğiz. Mutlu Say. Sayın Ali Koç Süper Kupa maçının hakemine itirazımız var demişti. Kimdi de hakem? Abdülkadir Bitigen. Başakşehir maçına bu hakemi verdiler. Başkan çık konuş ama lütfen. Yüzde haklı. Bence de. Aynı Konuşması gerekiyor. Başka var mı Demirhan? 1907. Teşekkürler. Büyük Ekşi'nin, Cam Far, Büyük Ekşi'nin Galatasaray hisselerinde yatırımcı olmadığını nereden biliyoruz? Kupa Eşleşmesi'nde Antep'e deplasmana gideceğimiz kura sonucu olduğuna inanmıyorum. Bu işi kurma yönetim uyuyor. Ya Zannetmiyorum ya bu kadar komplo teorilerini ama biraz... Antep'e gideriz. Orada e, güzel bir şehir Antep. Orada da onları yenip geliriz. Bana göre. Evet. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ya çok da işte insan ister istemez sinirlenince de böyle komple terörleri kurabiliyor kafasında. Bu kadar galiba süper chatler. Evet. Tamam. Evet Can başka diyeceğim bir şey var mı? Biraz sakinlemişsindir umarım. Yok sakinledim. Ee, çarşamba günü inşallah önce e, Başakşehir galibiyeti sonra hafta sonu Ankara gücü galibiyetiyle tekrar istediğimiz düzey istediğimiz forma istediğimiz e, duruma geliriz diye ümit ediyorum. Bir ee, süper chatimiz daha geldi. Tamam. Sen lafını bitir lütfen. Yok yok tamam. Bunu Kubila Hülgen Her sene en büyük so, sol ağları alınan ilk kötü sonuçta çıkarılan kaos oldu. Lütfen takımın ve hocanın arkasında durun. Ne demek? Ki, ha, en ben, büyük yani, silahları alınan mı? Herhalde. Ondan i̇lk, ilk kötü sonuçta çıkarılan kaos oldu. Haklısınız. Takımı, kesinlikle tabii. Takımın da hocanın da arkasında durmamız lazım. Bugüne kadar e, lig lideri Avrupa'da da birinci çıkan bu hoca ve bu takım biz bu takıma inanıyoruz hala hiçbir şey değişmedi yani bu hatalarını söylemekte eleştirmekte en doğal şey yanlış gördüğümüz bir şey. Kenan Dadaş, Riyad rezaleti sonrası Fenerbahçe'nin önderliğini çeken kitle tarafında istifası istenen Baylokçu, TFF'nin koltuğu kaybetme paniğiyle maçları ortadan yönetme refleksi sadece iki hafta sürdü. Evet, Yorumuz izleyicinin yorum <laughs> Ahmet G teşekkür ederim, sağ olun. Niye okumadın? Didem çok. <laughs> Didem canım <tatlıdır. gülüyor> bilemedim. Bazı eleştiriyorlar suratsızsın diye de. Ee, Emil Resulov, 4 Nisan failleri bulunana kadar bu düzen değişmez. Kesinlikle evet. bulunması lazım. Çok Doğru söylersin. çok zaman geçti. Umarım devletimiz bu konuda e, gereken adımları zamanında. da atar, evet. failler de bulunur. Bitmiş galiba. Baya. Evet. Bitmiş mi? Teşekkür ederiz. Izleyiciler. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Yayını kapatıyoruz, değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. İyi geceler. Diliyorum. İyi geceler. Like etmeyi unutmayın lütfen.